Merhabalar, ben Doktor Yap Balaban, kardiyoloji uzmanıyım. Bu videomda ilaçlarımı nasıl kullanmalıyım? Videomuzun başlığı bu. Ne zaman kullanmalıyım, nasıl kullanmalıyım? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kalp ilaçları, kalple ilgili, tansiyonla ilgili ilaçlar sürekli kullanılması gereken ilaçlardır. Ve bu ilaçların bırakılması diye bir şey söz konusu değil. Hani bitince bırakmıyoruz. Antibiyotik değil onlar. Antibiyotikleri bitince bırakırsınız veya bir baş ağrınız var. Baş ağrınız olmadığı zaman kullanmazsınız. Yalnız bu ilaçlarda özellikle tansiyon ilacını bizim yazdığımız tek ilaçsa yatarken içeceğiz. Bunu hiç unutmayın. Tansiyon ilacını eczaneye gittiğiniz zaman veya bazı dahiliye hekimleri sabah derler. Aslında ilacın etkin olmasını istediğimiz saatler sabah saatleri gerçekten. Sabah 5 ile 9 arasında vücutta ASTH dediğimiz bir hormon yükselir. Bu hormon kortizonu tetikler, vücutta suyu tutar ve tansiyonu yükseltir. Sabah saatlerinde uyanmaya başladığımız saatlerde ciddi bir tansiyon yüksekliği baş gösterir. Gece oldukça düşük devam eden tansiyon sabah 1'den yükselir. Bu yükselme saatlerinde genelde damar tıkanıklıkları, damarlarda yırtılmalar oluşabilir. Ha, o an için siz kalp krizini hissetmezsiniz veya beyin damar tıkanıklığını hissetmezsiniz. Belki akşama gider, belki iki gün sonra gider ama olay o saatte başlar. İşte o saatte bu damarda yırtığın oluşmaması için akşam saatlerinde, gecenin geç saatlerinde tansiyon ilacını içmemiz lazım. Bazı tansiyon ilaçlarında idrar söktürücüler vardır. Bu idrar söktürücüler dolayısıyla gece tuvalete kalkma durumu olabilir. Ama gecenin ilk saatlerinde genelde bu meydana gelir ve yatışınızı daha kolaylaştırır. Eğer idrar söktürücü varsa tam yattığınız saatte değil de işte akşam yemekten sonra diyoruz. Yani içtikten 1-2 saat sonra yatmanızı öneriyoruz. Tansiyon ilacı böyle. Kolesterol ilacı. Kolesterol düşürücü ilaç biliyorsunuz. Diğer videolarımda da olduğu gibi anlattım. Damar içindeki darlıkları, tıkanıklıkları yapan, bacak damar tıkanıklığını, kalp damar tıkanıklığını, beyin damar tıkanıklıklarının temelinde yatan o kişinin vücudundaki zehirli kolesteroldür. Ben zehirli kolesterol diye söylüyorum buna. Lanetli kolesterol de diyebilirsiniz. LDL'dir. Tahlillerde geçeninde low density lipoprotein diye düşük densiteli olduğu için bu lipoproteinler düşük densiteli kolesteroller girer. LDL kolesterol damar duvarından içeri girip damar duvarının içini invaze ederler. Herkeste aynı partikül büyüklüğü yoktur. Bazıların insanlarda daha damar LDL partiküllerinin miktarı büyüktür, hacmi büyüktür. Onlar kolayca damar duvarından girmez. Yani kişinin LDL'si yüksektir ama damar hastalığı yoktur. Sizin LDL'niz düşüktür ama damar tıkanıklığı vardır. Dolayısıyla LDL ölçümü aslında çok objektif bir değer değil. Yani LDL'si yüksekse bu adam kalp hastası olacak veya kalp hastasıysa muhakkak LDL'si yüksek olacak diye bir şart yok. LDL düşük olabilir ama damar tıkanıklığınız varsa atıyorum LDL'niz 80'se bile muhakkak damar için o kolesterol ilacını kullanmanız lazım. Dolayısıyla ölçümlere, sağda solda anlatılanlara, basın yayın organlarında, çeşitli yerlerde geçen kolesterol zararlıdır ifadelerine kesinlikle aldanmayın. En fazla buna aldanıyorlar. İnsanlar ilk önce kolesterol ilacını bırakıyorlar. Maalesef güzel klinik takiplerine gelmeyen, bizden zaman zaman bu bilgileri almayan insanlar maalesef kolesterol ilaçlarını bırakıyorlar. Kolesterol ilacını bırakmamak lazım. Ne zaman içeceğiz? Kolesterol özellikle vücutta geceleri sentezlenen bir maddedir. Ve geceleri sentezlenen kolesterol vücuda daha zararlıdır. Onun için yatarken kolesterol ilacımızı içeceğiz. Kolesterol ilacı bana dokunuyor. Hayır efendim, kolesterol ilacı binde bir insana ancak dokunur. Size dokunduğunu düşünüyorsanız muhakkak bir tahlil yaptırıp bakın. Yapılan tahlilde bir ay sonra, genelde 4 hafta sonra bakıyoruz biz. Bu 4 hafta sonra tahlilde yükseklik yoksa, ilk 4 hafta içinde olan tahlil yüksekliklerini çok önemsemiyoruz. Genelde yazdığımız hastalarda da yan etki yaptığı zaman belli oluyor. Yan etkilerini burada saymak istemiyorum. Binlerce, yüzlerce yan etki sayılabilir.
bunların olacağı diye bir şart yok. İlaçlar içinde böyle bir yanlış anlaşılma var. Sanki yan etkisi orada yazılanların hepsi o kişide veya başka kişilerde olacakmış gibi bir algılama var. Bu böyle bir algı da yanlış. Kolesterol ilacımızı ne yapıyoruz? Geceleri içiyoruz. Tansiyon ilacımızı geceleri içiriyoruz. Belok diye, Sanelok diye, Vazoxen, Nexivol, Diltizem diye ilaçlarımız var. Kalp hızını azaltan ilaçlar. Bu ilaçları da sabahın en erken saatlerinde alınmasını öneriyoruz. Bazen akşam üzeri de Dilatrent, Arlek, Koronis falan gibi başka madde ilaçlar da var. Bunların ilk sabahın erken saatlerinde, kalp hızını azaltan ilaçlar olduğu için erken saatte alınmasını istiyoruz. Mide ilacını, onun dışında diğer ilaçları aç karına, tok karına içeceksiniz diye bizim bir şartımız yok. Mide ilaçları ve diğer ilaçları günün herhangi bir saatinde alabiliriz. İlaçlarımızı beraber içmenin size dokunmuyorsa eğer, beraber içmenin bir mahsuru yok. Kalp ilaçları için söylüyorum. Beraber içilmesi yanlıştır denilecek hemen hemen hiçbir ilacımız yoktur. Çok nadir durumlar hariç. Yine hekiminize sorabilirsiniz tabii, beraber içebilir miyiz diye. Çünkü 2 saatte bir ilaç içmek de insanlar için gayet zor oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.